kesirler verilmiş arkadaşlar. A, A'da görülen bakın bir tam, bir tam daha bir de bir tamın 1 bölü 4'ü. B'de de gördüğünüz gibi 1 artı 4 bölü 8. Haliyle 8 artı 1'den 9 bölü 4 olacak. Burası da 8 artı 4'ten 12 bölü 8 yani sadeleştirirsek 3 bölü 2. Bunların oranı sorulmuş. 9 bölü 4 ters çevirirsek 2 bölü 3. Sadeleşiyor bakın bunlar. 3 bölü 2 oldu. B şıkkı. X ve 55 arkadaşlar asal sayı olmayacaklar. Ayrı ayrı. Sonra bunların bölündükleri en büyük asal sayı da 5 olmalı. Üstte anlattığı kurala göre. Bu duruma uyan evet 30, 45, 75 ve 115'te en büyük bölündükleri asal sayı 5'tir. Ancak 110 alırsak x yerine 110 ile 55'in bölündüğü en büyük asal sayı 5 değil ki 11 arkadaşlar. Bu yüzden D şıkkının 11'li asal sayı olması gerekiyordu cevabı. Bir tur attığında bir daire arkadaşlar çevresi kadar tur atar. Haliyle 4 artı kök 2 tur attığında çevresinin 4 artı kök 2 katı, katı kadar hareket edecek. Böylece 8 kök 2 eksi 4 artı 4 eksi kök 2. Bunlar gitti. 7 kök 2 imiş A ve B arasındaki uzaklık. D şıkkı. Kökü bulmak ne demek? Önce x'i yalnız bırakmak demek. x'i yalnız bırakmak için x parantezinde a eksi 2 diyorum. Öbür tarafa da atıyorum a artı 4. Sadeleştirdim a eksi 2. Böylece bulduk bunu. İkincisinde kök nedir? x parantezinde 2a artı 1. Öbür tarafa atarsak 2'ye A artı 2. Her iki tarafı 2 artı 1'e böldük. Olay bu. Ne demiş? Birincinin kökünün 2 iki katı, ikincinin kökünün 4 katına eşit. Yani bunlar sadeleşecek. Burası 2. A artı 4 bölü A eksi 2. Eşit olacak arkadaşlar. 2A artı 4 bölü 2A artı 1'e. Şimdi artık içler dışlar çarpımı yapacağız. Ekstra bir şey değil. 2a kare artı e, 8a artı a artı 4 eşittir 2a kare önce a'yı çarptım böylece burası 4a oldu eksi 4a ve orası da eksi 8 bunlar gitmiş oldu 2a kareler gitti. Burada 9A oldu. Öbür tarafa atarsak eksi 12. Eksi 12 bölü 9'muş. Sadeleştirirsek eksi 4 bölü 3'müş A şıkkı. A'nın bulunduğu yer arkadaşlar eksi 2 ile eksi 1 arası. Şöyle diyebiliriz yani A eksi 2 ile eksi 1 arasında bir nokta. B ise 7 birim fazla olduğuna göre B eksi 2'den 7 fazla olacak 5. Eksi 1'den de 7 eklersek arkadaşlar 6. Yani B noktası 5 ile 6 arasında bir nokta arkadaşlar. B dediği de neymiş? X bölü 2 eksi 2 noktasıymış. Şimdi 7, X bölü 2, 8, 14, X 16. Böylece X'in alabileceği bir tanecik tam sayı değeri var. O da 15. A şıkkı. İki araç birbirine doğru geldiklerinde arkadaşlar şöyle A ve B noktalarından nasıl olur? V1 olsun bu. Bu da V2 olsun. V1 artı V2 çarpı T bize AB arasındaki mesafeyi verir. Haliyle bize zaten iki nokta arasındaki uzaklığı 480 km vermiş. Birinin hızı 3M bölü 3. Bakın A'nınki yani M. Diğerinin hızı da 2M bölü 6'dan M bölü 3. Süreyi de vermiş hatta 3 saat demiş. Böylece şunları sadeleştirelim. 160 oldu. 4M bölü 3 eşittir 160. Sadeleştirdik 40. M arkadaşlar buradan 120 geldi. Sadece bir formül sorusu bakın bu. Birincisi arkadaşlar alt hamlede buraya gitmesi için bakın soldan gidebilir. Sola bir adım atar. Sola bir adım attıktan sonra istediği yerden bir tanesinde burada pardon şurada Burada, 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 burada bir kere sağa dönmek zorunda ama kesinlikle bir yerden sağa dönecek. O zaman ne olacak bakın 1, 2, 3, 4, 5 yerden bir tanesinde sağa döndüğü an zaten geri kalan yolda hep yukarı doğru gidiyor. Yukarı gittiği için de özel bir durum yok. 5 yoldan bir tanesinde sağa döndüğü an buraya varmış olacak. Örnek bir görüntü bakın buradan gitti ilk buradan sağa döndü sonra sapmadan hiç yukarı çıktı ve ulaştı. Gördüğünüz gibi sola giderse durum bu. Sağa giderse durum. Bakın sağa gittiğinde de yine 1, 2, 3, 4, 5 yoldan bir tanesinde sola dönmesi yeterli. Gerisinde hep yukarı doğru gidecek. Artı gelelim şimdi bir de şu yukarı çıkarsa ne olur? Ona bakalım. Yukarı çıktığında da arkadaşlar sağa giderse bir şekilde böyle dönüp sola gelmesi lazım sola giderse böyle dönüp bir şekilde yine sağa dönüp yukarı çıkması lazım. O zaman burada yukarı çıktığımız için artık bir adım şuradayız. Beş adımımız kaldı. Bu beş adımdan arkadaşlar üç tanesini yukarı gidiyor. Zaten diğerlerini farklı yani bir sola bir sağa üç kere de yukarı gidiyor. Böylece 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden ne olacak bakalım burası da 20. Toplam o zaman yolumuz 30 farklı şekilde buraya ulaşabilirmişiz. Bu da biraz zorlayıcı ve güzel bir soru. A kümesinin elemanlarını bir yazalım görmek için. 3, 6, 9, nokta 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 gidecek. Ne küpün elemanları, ne eleman doğal sayı olmak üzere. Bir doğal sayı sıfırdan başlayacağız. 0, 1, 8, 3 verince 27, 4 verince 64 nokta 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 böyle gidecek. Şimdi A fark B arkadaşlar. Bu 3'ün katı sayılardan oluşuyor. Mesela 27 olmaz. A fark B'de. Ya da e, burada 3. kuvvet olarak başka 9 üzeri 3 var mesela. 9 üzeri 3 burada olmayacaktır. A fark B olduğu için. Bu böyle devam ediyor. N fark A doğa nedir? Doğal sayılardan A'dan farkı. Bunu da e, doğal sayıların A'dan farkı nedir? 0, 1, 2, 4, 5, 7 nokta 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 böyle gidecek arkadaşlar. Buna göre kartezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır demiş. 2 bir kere A fark B'de yok o yüzden gider. 27 A fark B'de olamaz. Zaten ne demiştik? 27'yi silmemiz lazım. İkisinde de var çünkü. 3 arkadaşlar A fark B'de var mıdır? Evet vardır. Tamam. 9 peki. N fark A'da var mıdır? Hayır arkadaşlar. Çünkü e, burada A kümesinde 9 olduğu için N fark A'da 9 olmamalı. Bu yüzden gitti. 6'ya geldiğimiz zaman 6 A fark B'de var mı? Evet, var. 7 peki var mı? Evet, bakın burada görünüyor zaten. Evet, D şıkkı olabilirmiş arkadaşlar. Böyle tek tek hakikaten bakmamız gerekiyordu. Bende emojiler çıkmamış ama hepsi birbirine özdeş. Ben x x x x diyeyim bu yüzden. Şimdi her birinde en az bir tane hücre dolu olacak biçimde demiş satırlarda. O zaman şunu diyebiliriz. Birinci satırda e, 4 kareden bir tanesi. ikinci satırda 2, 4, 5 kareden 3 tanesi. Artı birinci satırda işte 2 iki tanesi. ikinci satırda yine 2 tanesi. E, burada 3 tanesi. Burada da bir tanesi dolu olacak şekilde bakın. 1, 3, 2, 2 ve 3, 1 şeklinde dolu olur. Bunları da yazdım. 5'in üçlüsü 10, 40. 6 çarpı 10, 60. 4 çarpı 5, 20. 120 tane durum oluşuyormuş arkadaşlar. D şıkkı. Şu görüntüyü anlamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Önce onu anlatayım. Şimdi bir örnek göstereyim size. Burada sıralı yedilisi demiş. Ee, tek tek bakacaksın diyor. Ee, kutu içinde, kare içinde AB, B, 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 C, B, D, B, E, B, F, B ve GB diye tanımlanmış ya. Şuna bakacaksın. E, diyelim sana bu B kümesini şöyle verdi tamam mı? 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0 olsun. Şimdi bu şu demek. Burada ilk elemanımız, elemanımız ne? A değil mi? A arkadaşlar demek ki B kümesinde varmış. O yüzden 1 olmuş. 2, B kümesi arkadaşlar varmış. Sonra sıfır olmuş. Demek ki C, B kümesinde yokmuş. Geliyorum 1. Demek ki D, B'de varmış. Sıfır arkadaşlar. O zaman E, B'de yok demek. 1, F'de var demek. Sıfır, G'de, G, B'de yok demek. Olay bu. Yani tek tek sana bu elemanların alt kümede olup olmadığını söylüyor. Hemen bak K'yı yapayım size. K kümesini söylüyorum. A varmış. Sonra bakın gördüğünüz gibi B yokmuş, C yokmuş, D varmış. Sonra E varmış, F yokmuş, G varmış. M kümesine gelirsek A varmış, B varmış, C varmış, D yokmuş, E yokmuş, F yokmuş, G yokmuş. Böylece K birleşim M kümesi arkadaşlar ne oldu? A, D, B sıralı yazalım tabi. Bakalım A, B, C, D, E ve G oldu arkadaşlar. Şimdi K birleşim M kümesini bulduk artık. Ne soruyor bize? K birleşim M kümesinin 0011001 1 koşulunu sağlayan kaç farklı alt kümesi vardır? Yani A olmayacak, B olmayacak, C olacak, D olacak, E ve F olmayacak. G olacak arkadaşlar. Buna göre CDG'yi kapsayan kaç tane A, B, C, D, E, G'den alt küme tanımlanır? Ne diyeceğiz? Bakın CDG kesin varsa geriye kalan A, B, E. olmaya da bilir. İstediğin gibi kullanabilirsin 3 tanesini. Bunların kesin var olduğu, bunlarda özgür olduğumuz kaç alt küme tanımlanır? 2 üzeri 3, 8 tane alt küme tanımlanır arkadaşlar. C şıkkı. Örnek hemen bir görüntü. C, D, G kesim var. Mesela bakın bir de yanlarına E eklensin. Ya da C, D, G var yanlarına hiçbir şey eklenmesin. Bu yüzden hep söylüyorum bunlardan özgürce sıfırdan 3'e kadar alabileceğiniz bütün alt kümeler demek toplam alt küme sayısı demektir A, B, E'nin. Ne demiş bize? Bir solunda bulunan 3 katı kadar üstünde bulunan öğrencinin yarısı kadar. En alttan başlamak daha mantıklı kesirle uğraşmamak için. A, 3A ve 9A olsun. O zaman burası 2A olur. Burası 6A olur. Bu da 18A olur. Burası o zaman 36A olur. 12A olur. Ve 4A olur. Böylece birinci satırdaki öğrencilerin aldığı toplam bilye sayısı kaç yapıyor? 52A yapıyor. En alttakinin arkadaşlar aldığı toplam kaç yapıyor? 13A yapıyor. 4 katı olmalıydı. Bu 9 katı demiş. Yanlış. İkinci sütundaki öğrenciler 18, 3 daha 21A. Üçüncü sütundaki öğrencilerin aldığı bilyenin tabii ki 2 katı değil. Üçüncü sütunda zaten 54, 9 daha 63A var. 1 bölü 3 kadar. Bu da yanlış oldu. Birinci satır üçüncü sütunda arkadaşlar 36A var. Üçüncü satır birinci sütun burası demektir. Burada da A kadar bilye var. Toplam o zaman bilye sayısı 37 A olur. Evet A'ya en az 1 verirsek 37 olacaktır. Yalnız 3 doğru hangi şık oluyor? B şıkkı.